depremde. Ben şurada hilal vardı, şurada. Burada yine hilal vardı. O göz, o göründü bu işte. Duamızı temsil ediyoruz. Duaya dikkat çekiyor ecdadımız. Evet, dua. İnanç. Evet. Zelzelede bu direklerin gübre tarafına besleme payı koymuşlar. Gösterin. Ve cami kıbleye doğru ruku eder ediyor, ruku eder ediyor, ruku eder ediyor, ruku eder ediyor. Efendim uzaktan bakarsanız daha net görürsünüz esneme payını. Öndeki üç sütunun yarısı boş, yarısı dolu. Şöyle. Depreme karşı esneklik payı. O zamandan bile düşünmüyor. Şuradan efendim. Şöyle. Evet. Şimdi bile düşünmüyor var. Muhteşem. Öndeki üç sütunun altı da o şekilde. Evet. Hocam tarih olarak hangi tarihlerde yapılmış bu cami? Tarih miladisi 1170 oluyor. Burada hicri tarih var. Tarih gösterir bize. Onun miladisi 1170 oluyor. 1170'lerde hatta 700 yılından itibaren miladi peygamberimizin torunları, Müslümanlar bunlara gelmişlerdi. Çinop'ta Seyyidli Hazretleri var. 700 yılına gelmiş. Aynı tarihlerde. Ha 1118'de peygamberimizin torunu Ladik'te yaşıyor. 1118 miladi. Onların hatıraları bu cami, bu eserler bize. 1118'de peygamberin torunu Ladik'te yaşıyor. Seyyid Amin Gibi Hazretleri. Teşekkür ederim. Evet. Kimler yaptılar sorusu. Miladi 700 yıldan itibaren Müslümanlar buralara geldiler. 700 yıldan itibaren buralara biz geldik. Ecdadımız geldiler. Niye geldiler? İslamiyet'i, kelime-i tevhidi anlatmak için, yaymak için geldiler. Ve şehit oldular, gazi oldular ve kaldılar. 18'de Seyyid Amr-ı Kebir Ladik'te yaşıyordu. Miladi yapılışı da buranın 1170, yani 50 yıl bir fark var peygamberin torunuyla buranın yapılışı arasında. Ondan yetiştirdiği mimar mühendisler tarafından yapılan bir hatıra, eser var hocam. Evet. Böyle ecdat böyle bir hatırayı bize bırakmış. Şimdi korumamız için. Hangi Selçuklular zamanında mı? Selçuklular daha yok. Burada. Daha yok. Daha yok. Kim hangi şey belli değil. İşte o bir grup geldi peygamberimiz. İslamiyet, İslamiyet yaymak için yani İslam irşat grubu, akıncılar, İslam akıncılar, alperenler. Böyle bir cemaat, böyle bir grup geldiler buralara. Allahu ekber. Sadece buraya mı? Şeye Kıbrıs'ta aynı tarihlerde peygamberimizin halası şehit düştü. Hala Sultan. Amin, amin. Diyarbakır'da 36 sahabe var. Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ömer zamanında geldiler ve orada şehit oldular. Evet. Yani Müslümanlar Mekke Medine'yi terk ettiler. 110 bin tane Müslüman Mekke Medine'yi terk etti. 110 bin Müslüman. Asya, Avrupa, Anadolu. Sahabelerden ondan sonrakilerden. Sahabeler, sahabeler onlar. Orayı bırakalım. İslamiyet'i yaymak için. Tabii İslamiyet'i yaymak için geldiler. Evet, yaydılar elhamdülillah. Bizi emanet ettiler. Biz de bu emaneti koruyacağız. Şurada mihrab üzerinde hilal var. Ya Rab, bir hilal uğruna bir güneşler batıyor. Biliyorsunuz değil mi bu gerçeği? Ya Rab, bir hilal uğruna bir güneşler batıyor. Hilal ne? Kelime-i tevhid. La ilahe illallah. Onun doğrusu da hilaldir. Bu yıldızda, üstü yıldızda sahabe-i kiram. Kelime-i tevhidi anlatmak için. Gönlümüzde, içimizde yazılı olan kelime-i tevhidi duyurmak için geldiler. Herkesin nefes sorusunda la ilahe illallah yazılır. Yerlerimizde Muhammed Resulullah yazıldı. Biliyorsunuz değil mi bu gerçekleri? Ne zaman yazıldı bu? Galibela'da yazıldı. Evet. Galibela'da ne dedik biz? Elestü kâfim Galibela şehitler. Ya Rabbi şahitlik yapıyoruz ki sen birsin, bizi yarattın. Senden başka ilah yoktur. Dedik. Kelime-i tevhid bu.
Kalü belada gönlümüze, içimize yazılan kelime tevhid. La ilahe illallah. Evet sorusunda. Muhammed Resulullah ciğerlerimizde. Buralarda yaşayan Rumlar bunu unutmuşlardı. Kelime-i tevhidi. Onun için Peygamberimiz evrensel peygamber. Mâ halaknel cinne vel insen lâ liyâbedin var ya. Ben seni insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderdim. Korkutucu, uyarıcı gönderdim diyor Rabbime. İnsanlar uyar diyor. Kullarım kulluğundan vazgeçtiler. Onları uyar diye Peygamberimiz gelmişti. Ve Peygamberimizin sahabeleri de buralara geldiler. Buradaki yaşayan Rumları uyardılar. Ve uyananlar oldu. Müslümanlara, İslam'a girenler oldu. Böylece bak bu şeyler burada hatıra kaldı bize. Evet. Şuradaki ayette bu içinizde vardır. Bu yazın içinizde vardır. Kelime-i tevhid. Yazılmıştır diyor. Allah kıyamet gününde ben sizi Müslümanlar göndermedim mi diyecek tüm insanlığa. Siz galibine de söz vermediniz mi diyecek. Söz verdik diyeceğiz biz de. Niye sözümüzde durmadınız? Niye isyan ettiniz? Niye inkar ettiniz? Kafirlere niye inkar ettiniz? Niye inkar ettiniz? Müslümanlara siz niye uygulamadınız? Bana kulluk yapacaktınız ya. Bu sabah namaz kılmadıysak Allah'a karşı kulluk vazifemizi yapmamışız demektir. Başımız secdeye gelmesi lazım günlük olarak. Eğer başımız secdeye gelmese şeytan alkış yapıyor. Bunlar yaratana karşı isyan ettiler, helal olsun bana. Ben kazandım diyor. Melekler üzülüyor. Şeytan böyle alkış yapmasın bize. Biz Allah'ın kuluyuz. Kul olduğumuzu secdeyle ispat edeceğiz. Saygıyı secdeyle ispat edeceğiz. Şeytanın saygısızlığı secde etmediği için saygısızlığı meydana çıkmıştır. Ya inatlığı meydana çıkmıştır. Aynen şeytanın yaptığını yapmış olur secde etmediğimiz zaman. Şu avuçlar, şu avucumun içerisinde, şu alınlar, şu bedenler avucumun içerisinde diyor şeytan. Onun için namaz kılacağız. Mübarek günler bugünler. Aylar mübarek aylar. Bu gece Miraç gecesi, şey gecesi dedi, Berat gecesiydi. Berat olmak için başımızın secdeye gelmesi lazım. Ey kullarım, niye itaat etmediniz, niye şeytana itaat etmediniz derse mahcup oluruz. Evet. Ve cezamızı kendi irademizi kötü kullanmışız değil mi? Bizim kademimiz cehennem var mıydı? Var mı kademimizde cehennem? Dünya cennetlik olup olmadık mı? Evet. Hep cennetlikler. Aha cennetlikler var. Daha var. Aha cennetlikler işte. Bak hiç günah yok. Masum. Cennetlik ve tertemiz. Niye temiz? Çünkü cennetten temiz dünyaya geliyorlar. Günahlar olmadığı için temizler. Ölseler cennete gidiyorlar değil mi bunlar? Direkt hep biliyorsunuz bunları. Peki cehennem olmadan bugünlerin kaderinde, kaderimizde cehennemi kim hazırlıyor? Biz hazırlıyoruz. Niye? Kendi irademizi yanlış kullanmakla cehennemi kendimiz hazırlıyoruz biz burada. Öyleyse dikkat, yani şeytana uymuş oluyoruz. Şeytana uymamak için de ya Rab ben senin kulum diye secdeye varacağız. Tamam? İnşallah sen namazı bırakma. Kıl namaz yani. Allah için namaz kıl ki şeytan seni asker yapmasın. Tamam mı? Allah'ın izniyle. İsmin ne? Sıla. Sıla. Ha iyi. Allah hayırlı ömürler versin. Hocam mihrap biraz farklı gibi. Mihrap boyandı. Ha. Tamir esnasında, restore esnasında boyandı. Bazı özellikleri kayboldu caminin. Yani ecdadımızın güzide hatırlarını bile tamir etmekten aciz duruma düştü. Şu orijinal değil mi? Orijinal, o da orijinal. Mihrap orijinal. Evet. Çatı tamamen orijinal. Tamir esnasında yenilenen tahtalar var. İlaçlanıldı tamam. Değil mi? İlaçlanıldı. Ne evet. Zamandı hocam? 2004. 2004'te. İlaçlandı orası. 10 sene önce. Evet, ilaçlandı. Hocam, evet. Özür dilerim. Şu anki camimizin adı nedir esasında? Gövceli Mezarlıkçı Camii. Teşekkür. Gövceli Mezarlıkçı Camii, Çarşamba, Samsun. Teşekkür. Adres böyle. Hocam bundan tamam. Ethem abi. Efendim. Ne güzel değil mi? Aziz ben şok oldum ya. Ben Türkiye'de Çarşamba'da böyle bir yerin var olması, böyle bir kutsal yerin mekan var olmasından habersiziz. Yani çok muhteşem bir şey ya. 800 küsür sene öncesi yapılan bir ya. Yapılan anlatması güç yani.
tamamen ahşap. Şimdi şeyi Sümele Manastırı'na gittik değil evet, mi? Evet, evet. Yani oradaki de çok büyük bir olay da demek ki ecdadımız ve sahabeler ve Müslüman alimleri, Müslüman mücahitleri, Müslüman insanlar ne büyük hizmetler yapmışlar. Memleketlerini, vatanlarını terk etmişler. Bütün dünyaya İslam'ı yaymak için cihad etmişler, ilmi yaymışlar. Allah'ım onlardan razı olsun. Bizleri de onların şimdiden gitmeyi nasip eylesin. Amin. Değerli dostlar, bu gördüğümüz sütunların az önce de gösterdi arkadaşımız. Öyle düşünmüşler ki o zaman depreme dayanıklı olması için alttan çok güzel bir düşünceyle ha bu üç sütuna depreme dayanıklı düşünceleri gerçekten akıl almaz bir derece. O günden bugüne 820 yıl dile kolay. Bu gördüğünüz duvarlardaki tamamen 820 yıl öncesine dayanan ahşap. 800 yıl önce bu tahtaları şeyler nasıl şey yapmıştır? Babacığım bu 800 yıldan beri bunlar böyle ayakta duruyor. Evet, evet. Ne büyük mucize bu ya, aman yarabbim. O zamanlar nasıl bunları şey yapmışlar? Allahu Ekber. Camimizin dış görünüşü budur. Tamamen ahşap yapıya sahip. Yani biz böyle değildik yani. Avrupalı bile Osmanlı muhteşem Osmanlı diye isim takmış. Ama bugün Osmanlı torunları Avrupa'dan daha aşırı ileri gitmişler. Yani. Ya Süleyman'ın mesela adam şeyde durmamış. Atın. Saraylarda durmamış. Savaşlardan. Savaşlardan gelmemiş, atın üzerine inmemiş ama her yerde harem. Hep haremdi. Hep haremdi. Adam durmamış ki hiçbir namazına şeyine kazalamamış bile. Evet. Kazalamıyor. Hepsini her zaman vaktinde kalmış. Filmde bir kere namaz kılarken göstermiyor. Evet. Harem hayatı başka bir şey değil. Beraber film çevireceğiz, oldu mu? İnşallah hocam, Osmanlı inşallah. Böyle böyleydi, böyle değildi i̇nşallah diyeceğiz. İnşallah. Daha yoksa bizim yakamızdan tutmasınlar. Çok güzel film çevirmemiz lazım. Evet. Gördüğünüz gibi burası dış kısma gelen köşe. Burada ağaçlar çok güzel bir şekilde birbirine bağlantılı. Ama dışarı geldiği için ağaçların uç kısımlarını görüyorsunuz. Tabii yıpranmış. Bu caminin etrafı aynı Avrupa ülkelerinde kiliselerin etrafında olduğu gibi mezarlık. Buradaki insanlar tamamen Müslüman insanlar ve çok da büyük bir mezarlık. Evet, çok büyük bir mezarlık. Yani biz tam olarak gezemedik ama görebildiğimiz yer Cennetül Baki büyüklüğünde bir yer burası galiba. Teşekkür ederiz. Değerli bilgilerinden dolayı. Herhalde çoktan beri buralarda görevlisin. Şimdi ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Benim güzel bir programım olacak Allah izin ederse. Aziz her an orada diye. Türkiye'ye bir yıl sonra geldiğimde bütün güzellikler belki de hiçbir yerde sunulmamış güzellikleri Ethem abimle beraber böyle gezerek dolaşarak inşallah, insanlara sunmaya çalışacağız. İnşallah emelimizde muvaffak oluruz. Evet, sizlere gerçekten teşekkür ederiz. Şu olayı insanlara Türkiye'ye evet göstermek çok büyük bir olay. Evet. Mesela zamanında geldiğiniz zaman bu görüntülü ses dolar. Bunlar bir film alırsınız. Burada inşallah bir de Kur'an okuyacağız. Aldım hocam, aldım. Şimdi aldım, az aldım. Aldım. Yarım saat. Yine de güzel oldu bence. Sana müezzinlik yapacağım, Kur'an okuyacağım. İnşallah hocam. Elif kızımıza da teşekkür ederiz bu görüntüyü. Hiç eline kamera almadan kameramenlik yaptı bugün bize. Çok dinine de şey,
Maşallah. Allah bahtını açık etsin. Şimdi bastın mı onu? İstersen Elif sen hocamla vedalaş ama hocam, çekiyor hale bak. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hocam görevinizde başarılar. İşte az önce dedim ya değerli dostlar, görebildiğimiz yer tamamen mezarlık ve bunların ruhuna elbet ki Fatiha okuduk. Allah kabul etsin, yattıkları yerler cennet. Değerli dostlar, burası giriş yeri. Dediğim gibi şu yazıyı da çektiniz mi Aziz Bey?